Bu nasıl iştir kızım böyle? Öyle işte anneanne. Bir anda oldu bitti her şey. Biz de bir şey anlamadık. Ama bulunacak inşallah. İnşallah kızım, inşallah. İşte bu olan biten yüzünden de seni almaya gelemedik. Anneannem, kusura kalma, olur mu? Hacı! Kim bu adam? Ne işi var burada? Yine ne oluyor ya? Yine ne oluyor? Miran! De bana, kimsin sen? Ne istiyorsun bizden? Deli boz bu. Ne işin var senin burada? Sizi görmeye geldim. Diyeceklerim var. Miran, sen tanıyor musun bu adamı? Ne istiyor bizden? Geçmişi değiştirmesi için tehdit edip zorla yalan söylettirdiğin adamı tanımadın mı Azize Hanım? Seyyan. Ne gerçeği, ne tehdidi? Ben bu adamı tanımıyorum, ne oluyor? Babaanne bir dur. Evet, seni dinliyorum. Ne için geldin buraya? Babamın vasiyeti üzerine geldim buraya. Vasiyeti? Söyleyeceğinizi söylediniz. Ne değişti şimdi? Geçmiş mi değişti, gerçekler mi? Reyhan, izin ver konuşsun. Ne geçmiş değişir Reyhan, ne de gerçekler. Fakat insan bir yerden sonra korkmaktan vazgeçer. Çünkü ölmüş birini daha fazla korkutamazsın. O gün gelip bu yüzü kimin yaptırdığını sormuştun ya. Mehmet Aslan Bey mi, Hazar Şadoğlu mu? Babam da o gün yüzüğü Mehmet Aslan Bey'e yaptırdığını söyledi. Yani benim babamın. Sizin geldiğiniz gün kahvaltıdan kalkıp babamın yanına gittiğimde odada yalnız değildi. Başında silahlı bir adam vardı. Babamı benimle tehdit ediyordu. Eğer konuşursan oğlunu öldürürüz deyip susturdu. Demin sordun ya, geçmiş mi değişti, gerçekler mi diye. Hiçbiri değişmedi Reyhan. Sadece artık benim içinden dışarılayacak bir babam yok. Ölüm düşeğinde, söylemek zorunda kaldığı yalanın ağırlığıyla ezilen bir adamın onuru için buradayım ben. Gerçeği mi duymak istiyorsunuz? Söyleyin. Azize Hanım, sana Gabriel Usta'nın selamını getirdim. Diyor ki, silah zoruyla ne geçmişi ne de gerçeği değiştiremezsin. O yüzüğü Mehmet Aslan Bey değil, Hazar Şadoğlu yaptırmış. Hazar Şadoğlu yaptırmış. Hazar Şadoğlu.